Merhaba Hayat TV izleyenleri. Körfez'den Notlar programında bu haftalıkta Gebze'deyiz. Gebze'de TMOB'un Makine Mühendisleri Kocaeli Şubesi'nin düzenlemiş olduğu Mühendisler İş ve Yaşam Sempozyumundayız. Görüntüleri aktarıyoruz. 2002-2007 arasındaki büyüme süreci ve bu Dolce Vita, tatlı hayat, dış parayla beraber ekonominin büyümesi ve bunun politik sonuçlarının iktidar partisine yazılmasını sadece Türkiye yaşamadı. O dönem içerisinde benzer yükselen diye adlandırdıkları ülkelerin, yani Brezilya'sından Güney Afrika'sına, Hindistan'dan işte Polonya'sına vesaire, bütün bu ülkelerde aşağı yukarı aynı süreç yaşandı. Yani bollaşan para bu ülkelere aktı, Türkiye'ye aktığı gibi bu ülkeler onlarla ağırlıkla iç pazara dönük büyümeler yaşadılar. Ve böyle bir yüksek büyüme dönemi aşağı yukarı bütün ülkelerde yaşandı. O nedenle yani AKP'nin özel olarak bir ekonomi politikası ve özel bir sanayi politikası yürütmesine gerek kalmadı. Özel olarak yaptığı bence tek şey inşaata ağırlık vermesi oldu. Orada da hem inşaat ve konut ağırlıklı inşaat gerçekten bir talep halindeydi. Çünkü yani kentleşme hızlanmıştı. Özellikle 2001 krizinden sonra kırdan kente göç artmıştı. Konut talebi yüksekti. Türkiye'deki konut stoku zaten kalitesizdi, yenilenmesi gerekiyordu. Artı belli parası olanlar açısından konut hızla bir yatırım alanı olacaktı. Çünkü parası olan faizler düşmüştü, faizden para kazanamıyordu. Dövizler düşükse dövizden para kazanamıyordu. Oysa konut hızla para kazandıran bir araç durumuna geliyordu ve buradan kaynaklanan bir talep patlaması da söz konusuydu. Dolayısıyla inşaat odaklı ve konut odaklı bir büyüme, seçiş AKP'yi karakterize eden en önemli özelliklerden biri. Tabii bu seçimde şöyle bir politik neden de vardı. Bir kere konut ya da inşaat dediğimiz hem yerel yönetimin hem merkezi yönetimin inisiyatifine, iznine epey bağlı olan bir süreçtir. Bununla siz kime, hangi aktöre bu işi yaptıracağınıza karar verirsiniz. Ve bir rejim inşası çabası içerisinde olan AKP, dolayısıyla inşaat üstünden kendi sermayedarlarını yaratma, onun ortaya çıkarmış olduğu rantları, rantlardan bir kısmını da partiye aktarma ve partiyi güçlendirerek daha rejimi yukarılara çekme imkanı da buldu. Dolayısıyla inşaat odaklı bir büyüme, evet, bir politik tercih de aynı zamanda. Yani bir ekonomik olarak isabetli bir tercihdi AKP'nin hedefleri açısından, ama politik olarak da kendi sermayedarlarını yaratma açısından da bir politik tercihti ve öyle de oldu. Fakat tabii bu Dolce Vita dönemi sürdürülebilir bir şey değil. Çünkü neden? Yani el parasını alıyorsunuz, ekonomi büyütüyorsunuz. Peki bu para üstelik yatırım olarak gelmiyor. Yani doğrudan yabancı sermaye yatırım olarak gelmiyor. Borç alıyorsunuz, borç. Dolayısıyla bir geri ödemesi var bu. İşte sonuçta 100 milyar dolar civarındaydı AKP iktidarı başında Türkiye'nin dış borç stoku ve bunun 3'te 2'si kamu borcuydu. Yani özellikle IMF'ye yapılmış borçlanmalardı. Fakat günümüze geldiğinde 405 milyar dolar,
dörde katlanmış bir borç stoku bu Dolce Vita'nın arkasında bıraktığı. Ve borçların üçte ikisi şimdi, hatta %70'i özel sektör borcu durumunda. Üstelik de bunların %40'a yakını 12 ay içerisinde çevrilmesi gereken bir kısa vadelik bir acillik gösteriyor. Şimdi bu Dolce Vita 2007'de bitti. Aslında bitti. Sonra küresel kriz patladı ve bütün dünyadaki ülkeler gibi 2008-2009'da bir düşük büyüme, negatif büyüme süreci yaşadı Türkiye kapitalizmi. Fakat bu küresel krizi aşmak için izlenen yeniden para basma politikaları tekrar Türkiye'ye 2010-2011'de bir para akışını tekrarladı. O para akışıyla beraber ekonomi yine %9-10 büyüdü. Ama tekrar ortaya çıkan bu döviz üretmeyen bir büyüme süreci, çünkü yani hep iç talebe doğru ekonomi büyüyor. Ucuz kur politikası izlediği için ihracat cazip değil. Sanayi inşaata girdi, üreten sanayiler içeriye üretim yapıyor. Otomotiv vesaire gibi sektörler tamamen iç talebe yönelik. Dolayısıyla ihracat ithalatın epey arkasında kalıyor ve sürekli bir döviz açığı, cari açık veren bir ekonomi ortaya çıkıyor. En önemli kırılganlığı burada yaşıyor. Bununla tabii devam etmek mümkün değil. Yani bununla sonuçta Türkiye 2012'de birdenbire %3'ün altında bir büyüme gösterdi. Yani önceki dönemlerde ortalama %6-7 büyürken %3'e düştü büyümesi 2012'de. 2013'te biraz ite kalka %4'e yakın bir büyüme oldu. 2014'te yine %3'ün altında bir büyüme oldu. Bu yılda herhalde %3 civarında bir büyüme ancak olacak. Yani birdenbire bir tempo kaybetti Türkiye kapitalizmi. Ve bundan sonrasına dair şeyleri de, yönelimleri de doğrusu başka bir paradigma değişikliği imkanı yok. Yani böyle bakıyor, böyle gidiyor ve bütün umudu bu seçimlerden sonra tekrar bir para akışı. Çünkü 2014 yılında özellikle Türkiye'nin hem ekonomik hem politik hem de jeopolitik riskleri artınca o muhtaç olunan yabancı para girişi radikal bir şekilde düştü. Ve ihtiyaç duyulan dövizler artık o net hata noksan ya da kayıt dışı dediğimiz zulalardan temin edilmeye, rezervler kullanılmaya başlandı. Şimdi bu 1 Kasım seçimleri sonrasında tekrar bir yeniden para akışı olabilir mi umudu içerisinde ve bütün beklenti dış sermayeye, bakın biz yeniden tek iktidarız, tek parti iktidarıyız ve istikrarın sembolüyüz, lütfen gelin demek üstüne kuruldu. Ama artık şimdi öyle bir dünya konjonktürü yaşanıyor ki yabancıların, eskiden adres arayan yabancıların şu anda Türkiye'ye yeni baştan gelmeleri konusunda çok ciddi soru işaretleri var birçok nedenle. Bir, Türkiye'nin riskleri henüz azalmış değil, politik riskleri, yani içeride çok ciddi bir kutuplaşma olduğunu biliyorlar, jeopolitik risklerin farkındalar. İşte Kürt Savaşı'nı biliyorlar, Suriye'deki olan bitenleri biliyorlar ve de üstlük şimdi bir de Rusya ile olan bu kriz patladı. Dolayısıyla bu riskler yabancıları hala uzak tutuyor. Gebze'yi seçmemizin özel bir nedeni var, onu sizle paylaşmış olayım. Gebze sanayileşmenin en yoğun yaşandığı ve en çok göç alan bir ilimiz, daha doğrusu ilçemiz. Ama tabii burada beklenti şu, bu kadar yoğun sanayileşme ve çarpık sanayileşmenin olduğu bir yerde de insanlığın etkilenmemesi mümkün değil. Çalışan insanların bu ortamdan etkilenmemesi mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye'deki genel anlamdaki çarpık sanayileşmenin en belirgin olduğu bir kent burası. O yüzden burayı seçtik. Burada bir alan çalışması yapıyoruz. Bu alan çalışmasında meslek alanlarımızda çalışan mühendis arkadaşlarımıza, mühendislik disiplinde çalışan arkadaşlarımıza bu alandan nasıl etkilendik, nasıl bir yaşam devam ettikleri konusunda bir değerlendirme, bir istatistik çalışması bu. Bu istatistik çalışmasının verilerini daha sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Ama burasının tabii ki biraz önce bahsettiğim gibi
kentsel anlamda çarpık bir kent olması, herkesin önünden geçtiği fakat dönüp bakmadığı ve ötelenmiş bir kent olarak görüyoruz burayı. O yüzden burası bizim için özel bir anlamı var. Gebze'yi özel anlamını, Gebze'nin anlamını anlattığıyla ifade ettiniz. Peki bu sempozyum neye hizmet ediyor? Yani bu sempozyumu yapmanızdaki amaç nedir? Şimdi buradaki yapmadığımızdaki amaç şu, çarpık kentleşmenin insanların üzerinde yaratmış olduğu etkiyi anlamaya gayret gösteriyoruz. Yani insanlar bir kentte yaşıyorsa ve o kentte kendilerine ait bir hissedip etmemekleri, o kenti ne kadar benimsedikleriyle ilgili bir olay. Verilerde zaten ilk verilerde onu gösteriyor. Gebze'de birçok insan çalışıyor ve çoğu insan Gebze'de oturmuyor. Dolayısıyla Gebze bu anlamda insanların yaşam alanları olarak bir konforu olan bir şehir değil. Bunun ilk veriler onu gösteriyor. Dolayısıyla insanlar burayı bir iş yeri gibi görüp çalışıp akşam olduğu zaman evlerine dönülen bir kent halinde. Dolayısıyla bu çarpık yapılaşmanın en azından nedenlerini ve bununla ilgili çözümlerin neler olabileceği ve daha ileriki dönemlerde kentsel alanlar oluşturulurken de insan yaşam alanlarının nasıl düzenlenmesi gerektiğine dair verileri, bu veriler o dönemde bize yol gösterecektir diye düşünüyorum. Buradaki amacınızı belirttiniz de nasıl yapmayı düşünüyorsunuz, buradaki amacınıza nasıl ulaşmayı düşünüyorsunuz, yol ve yöntemleriniz nelerdir? Şimdi istatistik veriler hemen hemen çoğu toparlandı. Önümüzde TUMOP'un her iki yılda bir yaptığı sanayi kongresi var. Esasında o sanayi kongresinde Türkiye'nin birçok yerinden veriler geliyor. Ekonomik veriler, mühendislik alanındaki veriler, çalışanlarla ilgili veriler. Bu verileri biz kamuoyuna TUMOP sanayi kongresinde paylaşıyoruz. Buradaki verilerden de o kongrede buradan toplanan verileri ve sonuçlarını da sanayi kongresinin içinde o kitapçıkta yayınlayacağız. Hedefimiz o. Bunu tüm Türkiye'ye atfetmek adına yapılan bir iştir bu. Dolayısıyla sanayi kongresi bildiriler kitapçığının sonun içinde yer alacak bir konu. Amacımız o sanayi kongresine bu konuyu taşımak. Biz zor bir süreçten geçiyoruz. Ülke, şunu söylememiz gerekir. Türkiye'de işsizlik oranı %10'un üzerinde. Dolayısıyla bunun çözümünün tek yolu var. Üretmek, sanayileşmek ve teknoloji üretmekten geçiyor. Maalesef Türkiye son dönemlerde en fazla ithal edilen ürünlerin olduğu bir ülke haline geldi. İthalat ve ihracat arasındaki denge bozuldu ve dış borçlanma bugün de zaten konusuydu. 400 milyar doların üzerine çıkmış durumda. İnşaat sektörü gibi çok uzun sürekli olamayacak bir sektörle ayakta kalmaya çalışıyor. Bunun da bir sonu olduğunu düşünüyoruz. Bütün bu inşaat sektörünü tetikleyen ve doğayı katleden, yaşam alanlarını katleden, ne olursa olsun rant üzerine kurulu bir inşaat sektörü anlayışının Türkiye'yi hem çevresel anlamda sıkıntıya soktuğu, hem yaşam alanları arasında sıkıntıya soktuğu, hem de ekonomik anlamda geçici bir refaha sağlayan fakat uzun vadede sürdürülebilir bir anlayışın olmadığını burada söylemek gerekiyor. Amacımız birlikte üretmek, birlikte paylaşmak. Birlikte üretirken de her şeyi eşit olarak paylaşabilme ve insanca yaşam gibi bir felsefemiz var. Onun için mücadele ediyoruz. Onu anlatmaya, kamuoyuna sizler vasıtasıyla anlatmaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum. Dünyada da burada iki kutup var. Yani bir taraftan ekonomik krizin faturasını göçmenlere, yabancılara, ötekilere yükleyen ırkçı akımların yükselmesi. Diğer taraftan bunun bir kapitalizm sorunu olduğu, herkesin yaşamını olumsuz etkilediği noktasında emekçileri örgütlemeye çalışan anlayışlar. Baktığımız zaman mesela Avrupa'da işte istenilen sonucu belki alamadı, o ayrı bir tartışma, taleplerini gerçekleştiremedi ama hani Syriza Yunanistan'da bir yönünü temsil ediyordu. Yabancı düşmanı Asyalıları, Arapları yoldan çevirip döven, tehdit eden Altın Şafak diğer yönünü temsil ediyordu. İşte Avrupa'nın değişik ülkelerinde ırkçı akımlar yükselirken sol akımlarda yükseliyor. Bizim yapmamız gereken büyük ölçüde emekçi kimliğinin hakim olduğu, yurttaş kimliğinin hakim olduğu, yani yurttaşlık üzerinden eğitim, sağlık, sosyal güvenlik taleplerinin öne çıktığı bir Türkiye'nin yaratılması, bunun üzerinden politik ve örgütsel mücadelelerin verilmesi, sonunda
bu süreçten yaşama ve çıkarı zarar gören insanlar o sandıklara yansıyan ötesinde toplumun çok büyük çoğunluğu, %70'leri, 80'leri herkesin vurguladığı o gelir dağılımı bozukluklarından, nemalardan, işte saraylarda oturanların da kimler olduğunu biliyoruz. Yani emekçi kimliklerinin hakim olmasıyla bu mümkündür diye düşünüyorum. Şimdi genel olarak arkadaşlarımızın, yani arada konuşan Ünal arkadaşı, Engin, Nihat arkadaşlarımızı, siz isminizi vermeniz, diğer işçi arkadaşımızın kendi alanlarından yaşadıkları, gözlemledikleri çok çok önemlidir, çok çok değerlidir. Bizler zaten bunlara baktığımız zaman hayatımıza, hani siyasi olarak da bunlara önem veren bir noktadayız. Toplumdaki değişimlerin, kitlelerin, ezilenlerin kendi eseri olacağını biliyoruz. Ama hani takdir edersiniz ki buradaki eksiklikleri, yoksulluk sorunları sergilerken bizlerin de sarılacağı noktada işte işsizlik rakamları, büyümenin yavaşlaması, bunları toptan göz ardı ederek de değerlendirmelerimizi yapamayız. Yani ekonomi hızlı büyüyor denirken de biz bundan kimler yararlanıyor, bunun altını çiziyorduk. Ama takdir edersiniz ki yani ekonomi %6 büyüyor dendiği, işsizlik düşüyor dendiği bir dönemde evet çalışan insanlar yine sömürülüyordur. Gene hak ettikleri pastadan payı almıyordur ama işsizliğin çok daha yüksek olduğu, zaten pastanın daraldığı bir dönemde bu süreçler daha keskin yaşanıyordu. Yoksa bunun bir düzen sorunu olduğunu, kapitalizm sorunu olduğunu zaten baştan beri söyledik ama hani sadece hiç rakamlara, detaylara girmeden bu bir kapitalizm sorunudur, bunu yıkmadan bu sorun hallolmaz dediğimiz zamanda o yeterli olmaz. O doğrudur, anlamlıdır. Ali Koç bile bunu söylemiştir ama bunu bulunduğumuz yerlerden detaylandırmak durumundayız. Bizim yapabileceğimiz bu tartışmalara biraz daha makro ekonomiden rakamlarla katkıda bulunmak ama sizin de kendi yaşadığınız sorunları bütün ayrıntılarıyla, bütün özgün nitelikleriyle buralarda yansıtmanız, bulunduğunuz mahalle, iş yeri, fabrika neresiyse buralarda emekçilerin ortak mücadelesine katkıda bulunmanızdır. Evet, şimdi yanımızda sempozyumda ikinci oturumu gerçekleştirecek olan yardımcı doçent doktor Serkan Öngel var. Serkan Öngel'e konu görüşlerini soracağız. Evet Öngel, ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yani böyle bir sempozyum var, yaptığınız özel projeler de var. Bize kısaca anlatır mısınız? Tabii ki özellikle mühendislerin sanayi süreci içindeki konumuna biraz bakmak gerekiyor. Bu konuda yapılan bir çalışma aslında, buradaki yapılan çalışmada. Çalışma kapsamında Gebze'nin seçilmesi özel bir yeri olmasından kaynaklı. Gebze hem Türkiye sanayisinin büyük bir kısmını kendi içinde barındırıyor, hem de farklı dönemlere özgü çeşitli firma tiplerini kendi içinde barındırıyor. Dolayısıyla mühendislerin özellikle bu üretim sürecindeki konumunu incelerken işte içe dönük sermaye birikiminden dışa dönük sermaye birikim sürecine evrilen bir süreçte konularını biraz irdelemeye çalıştık. Gebze'de çalışan mühendis ne kadar, kentle ne kadar bağ kurabiliyor? Ne kadar oranda, hangi tip sorunlar yaşıyor çalışma hayatından kaynaklı? Bunların biraz sonuçlarını paylaşacağız zaten oturumda da. Yapılan işte 500 civarında mühendisle, bu bölgedeki mühendisle bir saha çalışması yapıldı. Çalışmada genelde baktığımızda zaten mühendislik mesleği gibi meslekler artık kitleselleşen meslekler haline gelmiş durumda ve dolayısıyla belli problemleri de taşıyor. Bir ücretleşme eğiliminin, işçileşme eğiliminin olduğu zaten söylenen bir durumdu. Bizim yaptığımız araştırmada da ağırlıklı olarak çıkan böyle bir tablo. Yani Gebze bölgesinde çalışan mühendislerin %89'u ücretli olarak çalışıyorlar.
ve kentte kurdukları bağ da son derece yüzeysel bir bağ. Çünkü bu kentte yaşamıyorlar ağırlıklı olarak baktığımızda. Bir geliş geçiş yeri, işte çalışmak için zorunlu olarak kullanılan bir yer konumunda Gebze. Ama aynı zamanda baktığımızda Gebze bir sürü sanayi fonksiyonunu üstlenmiş, işçi sınıfının da ağırlıklı olarak kendi varlığını ortaya koyduğu bir bölge olarak görülüyor. Tabi buradaki çalışmadan yorumlandığında çıkartılabilecek pek çok husus olabilecektir. Özellikle mühendislerin örgütsel anlamda ciddi sorunları var. Yani sendikalaşma konusunda bir takım hem yasalardan kaynaklı olmasa da fidyattan kaynaklı bir durumda karşı karşıya kaldıklarını görmek gerekiyor. Bu havzada, yani Gebze Havzası dediğimiz işte Darıca, Dilovası, Çayırova, Gebze ve Tuzla'yı da biz aldık çalışmamız kapsamına. 10 bin civarında mühendis bu bölgede. Dolayısıyla mühendislerin sorunlarına odaklanan ve buna yönelik çözüm arayışlarını bir şekilde ortaya koyacak bir durum olacak. Yani işte borç durumundan kentte kurduğu bağa, işte çalışma hayatında sağladığı sağlık problemlerine kadar geniş kapsamlı bir çalışma oldu. Özgünlüğü mekanla bağını kurarak bunu yapıyor olmamız. Yani bu çalışmadaki temel unsur mekanla bağının yapılması. Çalışmanın bir önemli bir boyutu sanayi kongresinde Ankara'da yapılacak olan, orada sunulacak buradakinden sonra. Sonra da herhalde kitaplaştırılacak. Peki fiilen mühendislerin örgütlenme üzerine bir takım hani sorunları olduğunu düşünüyorsunuz. Peki bunu nasıl, hangi yöntemle geliştirmeye, düzeltmeye düşünmesi gerekiyor? Tabii sendikaların mühendislere örgütlenmemeye yönelik bir eğilimi var. Mühendislerin de örgütlenmemeye yönelik bir eğilimi var ama görünen o ki burada problemler birikmeye başlamış. Bu problemleri çözebilecek bilmek adına odalar zaman zaman bir takım fonksiyonları, sendikal fonksiyonları üstlenir noktaya gelebiliyor. Bu da odalar açısından zaten kendi içlerinde de sıkıntı yaratan bir durum oluşabiliyor. Sonuçta burada çıkartılacak elbette pek çok ders olacaktır. Hani ne yapılabileceğine dair bir program da olabilir. Yani işte 10 bin kişinin, 10 bin mühendisin çalıştığı ve sorunların giderek arttığı bir bölgede buna yönelik özel bir çalışma gerek odaların gerek sendikaların ortak bir iki faaliyetiyle sağlanabilir. Peki son olarak izleyenlerimize buradan aktarabileceğiniz bir mesaj var mıydı? Yani tabii ki hani pek çok sorun var çalışma hayatına dair. İzleyicileriniz arasında mühendisler de var. Kendi bulundukları konumları herhalde biraz gözden geçirmeleri gerekiyor. Çünkü dünyadaki eğilimlerle benzer, demin söylediğim gibi hızlı bir ücretlileşme süreci yaşanıyor. İşsizleşme eğilimi yaşanıyor. Meslek dışı işlere kayma eğilimi yaşanıyor. Bu konuda kendilerini bir şekilde var edecekleri bir tarzı, işçi sınıfının parçası olarak, giderek parçası olarak oluşturdukları bu kimliği daha fazla sahiplenmeye belki çağırmak mümkün olabilir. Cami altı ve Alaybey tersanelerinde çalışan bir mühendisin ifadesiyle işlerin taşerona verilince hem dışarıda bir iş alanı yaratıldığını hem de bizim maliyetlerimiz, yani tersane maliyetlerini oldukça ciddi oranda düşürdüğünü söylüyorlar. Peki bu taşeronluk meselesini kamudaki bu mühendisler vahiyle mi dersiniz şey yapıyorlar, keşfediyorlar? Hayır, elbette. Gittikleri Güney Kore'ye, özellikle Almanya, Güney Kore, Hollanda gibi yerlerde gittikleri, gördükleri bir sistem var. Almanya'ya gittiklerinde kadrolu işçiler ve yüksek teknolojiyle yapılan bir üretimi görürken, Güney Kore'ye gittiklerinde üretim maliyetlerini düşürme ve üretim tekniklerindeki maksimizasyon yöntemlerini keşfediyorlar ve özellikle Güney Kore'de karşılarına çıkan yöntem taşeronluk şeklindeki örgütlenme. Bu aslında tersanelerin en eski, bu 1950'ler civarı, 1960'lar civarındaki üretim örgütlenmesine de oldukça uygun. Neden? Çünkü 1950'lerde kamu tersaneleri taşeronu olarak zaten özel sektör tersaneleri yol almaya başlamışlardı. Ve 1980'lere geldiğimizde aynı formu güncel sermaye birikim olanaklarıyla hercümerc ederek hortlatıyorlar, yeniden canlandırıyorlar. Ve üretimin yaygın formu olması için tabii bir süre daha zaman geçmesi gerekiyor ama biz
Bunu 1988'de mesela gene Milliyet Gazetesi'nden bir gene şeyle, röportajla görüyoruz ki artık emek örgütlenmesini bile etkileyen gemi işin örgütlü işçi sayısını azaltan ve artık sendikacıların durumu fark ederek hayıflanmasına neden olan yaygın bir sistem. Emek örgütlenme sistemi, yani emek sürecinin örgütlenme biçimi olduğunu fark ediyoruz. 1988 artık kabul edildiği sistem bir zaman olarak karşımıza çıkıyor. Yani sadece tersanelerin yeri değişmiyor görüldüğü gibi. Ben diyelim ki ana firma olarak bir geminin boyama işini bir taşerona verdim. Taşeron da 10 kişilik bir ekiple bu işi üstlendi. Dedi ki ben bunu 15 gün içinde yapacağım ve bunun parasını aldım. Şimdi ama bu işi eğer 15 günden 10 güne düşürürse işçilere verdiği para, zamana dayalı ücret veriyor ya, az olacak. Ama aslında ana işverenden parça başı iş aldığı için, ana işverenden aldığı ücretse, yani bedelse, işin bedeli ise sabit olacak. Dolayısıyla emekten ne kadar düşürürse, emek gücünün payını ne kadar düşürürse, kendine aldığı payı o kadar arttırır. Aradaki fark, dolayısıyla taşeronun birikiminin kaynağıdır. Bu yüzden de iş baskısı dediğimiz, zaman baskısı dediğimiz hadi hadi sistemini üreten mekanizmayı kurar. Şimdi tam da bu yüzden işin bitirmesi için bir basıncın oluşması aynı zamanda riski parçalar. İş güvenliğini parçalar, iş yerinin kendisini son derece riskli ve son derece sorunlu bir yer haline getirir. Körfezden Notlar programının bu haftalık da sonuna geldik. Bir sonraki haftalarda yeni konu ve konuklarla görüşmek üzere.